Ey dağları zemin sefinesine hazineli direkler yapan Kadir-i Zülcelal! Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin dersiyle anladım ki, nasıl denizler acayipleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar, öyle de dağlar dahi zelzele tesiratından zeminin sükunetine ve içindeki dahili inkılabat fırtınalarından sükutuna ve denizlerin istilasından kurtulmasına ve havanın gazat-ı muzırradan tasfiyesine ve suyun muhafaza ve iddiharlarına ve zihayatlara lazım olan madenlerin hazinedarlığına ettiği hizmetleriyle ve hikmetleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Evet, dağlardaki taşların envağından ve muhtelif hastalıklara ilaç olan maddelerin aksamından ve zihayata, hususan insanlara çok lazım ve çok mütenevi olan madeniyatın ecnasından ve dağları, sahraları çiçekleriyle süslendiren ve meyveleriyle şenlendiren nebatatın esnafından hiçbirisi yoktur ki, tesadüfe havalesi mümkün olmayan hikmetleriyle, intizamıyla, hüsn-ü hılkatiyle, faydalarıyla, hususan madeniyatın tuz, limon tuzu, sülfato ve şap gibi sureten birbirine benzemekle beraber, tatlarının şiddeti muhalefetiyle ve bilhassa nebatatın basit bir topraktan çeşit çeşit envalarıyla, ayrı ayrı çiçek ve meyveleriyle, nihayetsiz Kadir, nihayetsiz Hakim, nihayetsiz Rahim ve Kerim bir saniyin vücubu vücuduna bedahetle şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuasındaki vahdet-i idare ve vahdet-i tedbir ve menşe ve mesken ve hılkat ve sanatça beraberlik ve birlik ve ucuzluk ve kolaylık ve çokluk ve yapılmakta çabukluk noktalarından o saniyin vahdetine ve ahadiyetine şehadet ederler. Hem nasıl ki dağların yüzünde ve karnındaki masnular, zeminin her tarafında, her bir nevi aynı zamanda, aynı tarzda, yanlışsız, gayet mükemmel ve çabuk yapılmaları ve bir iş bir işe mani olmadan, sair nevilerle beraber karışıkken, karıştırmaksızın icatları, senin rububiyetinin haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder. Öyle de zeminin yüzündeki bütün zihayat mahlukların hadsiz hacetlerini, hatta mütenevi hastalıklarını, hatta muhtelif zevklerini ve ayrı ayrı iştihalarını tatmin edecek bir surette, dağların yüzlerini ve içlerini muntazam eşcar ve nebatat ve madeniyatla doldurmak ve muhtaçlara teshir etmek cihetiyle, senin rahmetinin hadsiz genişliğine ve hakimiyetinin nihayetsiz vüsatine delalet ve toprak tabakatı içinde gizli ve karanlık ve karışık bulunduğu halde, bilerek, görerek, şaşırmayarak, intizamla, hacetlere göre ihzar edilmeleriyle, senin her şeye taalluk eden ilminin ihatasına ve her bir şeyi tanzim eden hikmetinin bütün eşyaya şümulüne ve ilaçların ihzaratı ve madeni maddelerin iddiharatıyla, rububiyetinin rahimane ve kerimane olan tedabirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine pek zahir bir surette işaret ve delalet ederler. Hem bu dünya hanında misafir yolcular için koca dağları levazımatlarına ve istikbaldeki ihtiyaçlarına muntazam ihtiyat deposu ve cihazat ambarı ve hayata lüzumlu olan çok definelerin mükemmel mahzeni olmak cihetinde işaret, belki delalet, belki şehadet eder ki, bu kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakim ve şefkatperver ve bu kadar kadir ve rububiyetperver bir saniyin elbette ve herhalde çok sevdiği o misafirleri için ebedi bir alemde ebedi ihsanatının ebedi hazineleri vardır. Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o vazifeyi görürler. Ey kadir-i külli şey! Dağlar ve içindeki mahluklar senin mülkünde ve senin kuvvet ve kudretinle ve ilim ve hikmetinle musahhar ve müddehardırlar. Onları bu tarzda tavzif ve teshir eden Halık'ını takdis ve tesbih ederler. Ey Halık-ı Rahman ve ey Rabb-i Rahim! Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin dersiyle anladım. Nasıl ki sema ve feza ve arz ve deniz ve dağ, müştemilat ve mahluklarıyla beraber seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Öyle de zemindeki bütün ağaç ve nebatat, yaprakları ve çiçekleri ve meyveleriyle
seni bedahat derecesinde tanıttırıyorlar ve tanıyorlar. Ve umum eşcarın ve nebatatın cezbedarane hareket-i zikriyede bulunan yapraklarından ve zinetleriyle saniyenin isimlerini tavsif ve tarif eden çiçeklerinden ve letafet ve cilve-i merhametinden tebessüm eden meyvelerinden her birisi, tesadüfe havalesi hiçbir ciheti imkanı olmayan harika sanat içindeki nizam ve nizam içindeki mizan ve mizan içindeki zinet ve zinet içindeki nakışlar ve nakışlar içindeki güzel ve ayrı ayrı kokular ve kokular içindeki meyvelerin muhtelif tatlarıyla nihayetsiz rahim ve kerim bir saniyin vücubu vücuduna bedahet derecesinde şehadet ettikleri gibi heyet-i mecmuasıyla bütün zemin yüzünde birlik ve beraberlik, birbirine benzemeklik ve sikke-i hılkatte müşabehet ve tedbir ve idarede münasebet ve onlara taalluk eden icat fiilleri ve Rabbani isimlerde muvafakat ve o yüz bin envağın hadsiz efratlarını birbiri içinde şaşırmayarak birden idareleri gibi noktalarıyla o vacib-ül vücut saniyin bilbedahe vahdetine ve ehadiyetine dahi şehadet ederler. Hem nasıl ki onlar senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ediyorlar, öyle de ruh-i zeminde 400 bin milletlerden teşekkül eden zihayat ordusundaki hadsiz efradın yüz binler tarzda iaşe ve idareleri şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla senin rububiyetinin vahdaniyetteki haşmetine ve bir baharı bir çiçek kadar kolay icat eden kudretinin azametine ve her şeye taallukuna delalet ettikleri gibi koca zeminin her tarafında hadsiz hayvanatına ve insanlara hadsiz tahamların çeşit çeşit aksamını ihsar eden rahmetinin hadsiz genişliğine ve o hadsiz işler ve inamlar ve idareler ve iaşeler ve icraatlar kemal-i intizamla cereyanları ve her şey hatta zerreler o emirlere ve icraata itaat ve musahhariyetleriyle hakimiyetinin hadsiz vüsatine kat'i delalet etmekle beraber o ağaçların ve nebatların ve her bir yaprak ve çiçek ve meyve ve kök ve dal ve budak gibi her birisinin her bir şeyini, her bir işini bilerek, görerek, faydalara, maslahatlara, hikmetlere göre yapılmakla, senin ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her şeye şumulüne tek zahir bir surette delalet ve hadsiz parmaklarıyla işaret ederler. Ve senin gayet kemaldeki cemali sanatına ve nihayet cemaldeki kemali nimetine hadsiz dilleriyle sena ve met ederler. Hem bu muvakkat handa ve fani misafirhanede ve kısa bir zamanda ve az bir ömürde eşcar ve nebatatın elleriyle bu kadar kıymetli ihsanlar ve nimetler ve bu kadar fevkalade masraflar ve ikramlar işaret belki şehadet eder ki misafirlerine burada böyle merhametler yapan kudretli keremkar zat-ı rahim bütün ettiği masrafı ve ihsanı kendini sevdirmek ve tanıttırmak neticesinin aksiyle yani bütün mahlukat tarafından bize tattırdı fakat yedirmeden bizi idam etti dememek ve dedirmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkar etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak dostlarını mahrumiyet cihetinde düşmanlara çevirmemek noktalarından elbette ve herhalde ebedi bir alemde ebedi bir memlekette, ebedi bırakacağı abdlerine, ebedi rahmet hazinelerinden, ebedi cennetlerinde, ebedi ve cennete layık bir surette, meyvedar eşçar ve çiçekli nebatlar ihzar etmiştir. Buradakilerse, müşterilere göstermek için numunelerdir. Hem ağaçlar ve nebatlar, umumen yaprak ve çiçek ve meyvelerinin kelimeleriyle seni takdis ve tesbih ve tahmid ettikleri gibi, o kelimelerden her birisi dahi ayrıca seni takdis eder. Hususan meyvelerin bedii bir surette etleri çok muhtelif, sanatları çok acip, çekirdekleri çok harika olarak yapılarak, o yemek tablalarını ağaçların ellerine verip ve nebatların başlarına koyarak zihayat misafirlerine göndermek cihetinde lisan-ı hal olan tesbihatları zuhurca lisan-ı kal derecesine çıkar. Bütün onlar senin mülkünde, senin kuvvet ve kudretinle, senin irade ve ihsanatınla, senin rahmet ve hikmetinle musakkardırlar.
ve senin her bir emrine mutiidirler. Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriya-i azametinden tesettür etmiş olan Sani-i Hakim ve Halik-i Rahim! Bütün eşcar ve nebatatın, bütün yaprak ve çiçek ve meyvelerin dilleriyle ve adediyle seni kusurdan, aczden, şerikten takdis ederek hamdü sena ederim.''